81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bolu Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaz mevsimi geldi. Milyonlarca vatandaş memleketine yazlığına gitmek istiyor fakat bazı illerde koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasakları devam ediyor. Vatandaşlar seyahat yasaklarının sona ermesini isterken seyahat yasağı ne zaman kalkıyor, seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna da cevap arıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine kısıtlama getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır süren kısıtlamanın ne zaman biteceği, otobüs seferlerinin başlayacağı tarih ve otogarların ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde hayata geçirilen normalleşme sürecine dair atılan adımların ardından komşu iller arasındaki seyahat kısıtlamasına son verilmesi otobüs firmalarını rahatlattı. Bolu Otogarı'nda faaliyet gösteren otobüs firma müdürü Hüseyin Güney, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle otobüs seferlerine getirilen kısıtlama ve yeni seyahat etme kurallarına dair bilgiler verdi. Koronavirüs salgını sürecinde seferlerinin devam ettiğinin de altını çizerek günlük sefer sayılarını aktardı. Pandemi döneminde günde 3 tane 4 tane sefer yaptık. O da seyahat izinden, aldığımız izin kuruluyla, aldığımız izinlerle otobüslerimizi kaldırdık. Bayrama yakın seferlerimizi çoğalttık. Karadeniz'de çay yönünde, çay toplamaya giden insanlarımız için seferlerimizi 10, 15, 20 sefere kadar çıktık. Güney, Ramazan bayramının ardından otogarda oluşan yoğunluğun devam edeceğini de ifade etti. Bayram dönüşlerinde gördüğünüz gibi yoğunluk var. Yine izin kurulundan 24 saat açık. Valiliğimizin aldığı kararla izin kurulundan alanlar izin kağıdıyla bize geliyorlar. Biz de onlara göre sefer düzenleyip biletleyip seyahatlerini yönlendiriyoruz. Biraz daha sabretsinler. 4 Haziran'da bütün firmalar açılacak zaten. İnşallah eski günlerimizde tekrardan kavuşacağız. 4 Haziran'a kadar sabır diyorum sadece. Hüseyin Güney, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatları hakkında da konuştu. 1 Ekim'e kadar araçların kapasitesinin yarısını taşıyabiliyoruz. Bununla alakalı da Ulaştırma Bakanlığı rayiç fiyat belirledi, taban fiyat. O taban fiyatlara uyarak bilet kesiyoruz. Güney, otobüs seferleri öncesi hijyen kurallarının araç içerisinde uygulandığını da kaydetti. Bizim kendi aldığımız tedbirler, araçlarımız sefere çıkmadan önce yıkanıyor, dezenfektesi yapılıyor. Ondan sonra araç içindeki arkadaşlarımız, çalışan personellerimiz kolonya ikramı yapıyor. Dezenfekte bulunduruyoruz. Araç içinde maskesiz yolcularımızı uyarıyoruz. Maskesi olmayanlara da maskesini dağıtıyoruz. Güney, vatandaşlara seyahat izin belgelerinin nasıl almaları gerektiği konusunda yardımcı olduklarını da vurguladı. Vatandaşların mağdurluk yaşamaması için her yöre seferimiz var. Bir de vatandaşlarımızdan maskesiz çıkmamaları konusunda uyarmak istiyorum.